22 Mart Salı Beyaz Ana Haber başlıyor. Caner Karaer ben. Aslında hoş geldiniz demek isterdim ama ne yazık ki hiç de hoş başlamıyoruz ana habere. Üzücü bir haberle başlıyoruz. Bingöl Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde mühimmat sevki sırasında meydana gelen patlamada ne yazık ki iki polis memuru şehit oldu. Acı haber öğle saatlerinde geldi. Kaleönü Mahallesi'nde bulunan Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde eğitim bürosundan eğitim alanına mühimmat sevki sırasında patlamada yaralanan özel harekat personelinden Aydın'ın Çin'e nüfusuna kayıtlı Necati Aygün ve Erzurum'un Aziziye ilçesi nüfusuna kayıtlı Birol ili kaldırıldıkları hastanede şehit oldu. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Peki devam edelim. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sürücülüğünü İstanbul'da aktif olarak görev yapmakta olan bir polis memurunun yaptığı araçta 52 kilo 500 gram patlayıcı çıktı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu o bombaların hedefinin İstanbul olduğunu söyledi. ...52,5 kilo patlayıcı, büyük bir patlayıcı, önemli bir patlayıcı. Polis memurunun aracında 52,5 kilo patlayıcı yakalandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu canlı yayında patlayıcının hedefinin İstanbul olduğunu açıkladı. Netice itibariyle tabii hedef İstanbul. Arkada Zula'da 133 paket 52,5 kilo RDX patlayıcı bulunca şaşırıyorlar. Kimliğe bakınca bir polis memuru kimliği görüyorlar. İstanbul Maltepe'de görev yapan polis memuru Abuzer Kartal, Yüksekova'ya gidip bir otomobil satın aldığında İçişleri Bakanlığı'nın kendi bünyesinde hazırladığı ASENI isimli risk analiz programı alarm verdi. Analiz programlarımızın sensörleri ve alarmları çok yüksek bir şekilde çalışıyor. ASENI ismi verilen yazılımın uyarısı üzerine otomobili durduran polisler önce narkotik köpekleriyle uyuşturucu aradı. Ancak bir tepki alamadılar. İkinci aramadaki patlayıcı eğitimli köpeklerse aracın bagajını işaret etti. Stepne bölümü söküldüğünde 133 paket patlayıcı gizlendiği ortaya çıktı. Netice itibariyle tabii hedef İstanbul. 52,5 kilo patlayıcı büyük bir patlayıcı, önemli bir patlayıcı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldı. Canlı yayında olayın diğer detaylarını da paylaştı. Patlayıcının Kuzey Irak'tan nasıl getirildiğini de anlattı. Kuzey Irak tarafından gelmiş. Arabayı Şemdinli'de bırakıyor. Şemdinli'ye malzemeyi koyuyorlar. Lastiğin üzerine de anahtarı koyuyorlar. Arabayı alıyor ve götürüyor. Bakan Soylu yakalanan polisin 2019 yılında hırsızlık suçlamasıyla meslekten atıldığını da anlattı. Bu polis memurunu biz 2019 yılının başında ihraç etmişiz. Adi suçtan dolayı kablo hırsızlığı sebebiyle arkadaşlar yakalıyorlar ve ihraç ediyor. Sonra mahkeme kararıyla tekrar geri dönüyor. Bakan Soylu PKK'nın polis memurunu para karşılığı taşeron olarak kullandığını düşünüyordu. Patlayıcı yüklü aracı satan iki kişinin daha gözaltına alındığını belirten Soylu, PKK'nın kullandığı benzer yöntemleri ve diğer terör örgütüyle nasıl işbirliği yaptığını da anlattı. İki tane DAEŞ'li kadına PYD'li komutan, şu patlayıcıları siz Türkiye'ye getireceksiniz. Getirirseniz elinize tuttuğunuz işte kocanızı, çocuğunuzu serbest bırakırız.